Herkese merhabalar. Uygulamaakademisi.com için yapmış olduğum yeni bir anlatım serisiyle daha sizlerle birlikteyim. Bu anlatım serisinde Joshua ekran okuyucusunu ele alıyor olacağız. Joshua ekran okuyucusunun özelliklerini birlikte inceliyor olacağız. Öncelikle Joshua ekran okuyucusunun menülerinden başlayalım. Joshua ekran okuyucusu yurt dışında geliştirilen Çin menşeli bir ekran okuyucu. Dolayısıyla bu ekran okuyucunun farklı bir alternatif olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bazı özellikler premium versiyonda etkin olması sebebiyle şu an için sadece belli özellikler aktif. Öncelikle Joshua ekran okuyucusunu ayarlar erişilebilirlik altından hizmetler bölümünden etkinleştirebilirsiniz. Şimdi ona da isterseniz bakalım, en temelden konuyu ele almış olalım. Ana ekran düğme, duvar uygulamalar, ana ekran, duvar, hotels.instagram, asistan, audio game ayarlar, ayarlar, ayarlara, depolama, Google, ek ayarlar. Bu arada Xiaomi Mi 9 telefonda yapıyorum anlatımı. Ek ayarlar, geri ek ayarlar, tarih ve saat, diller ve bölge, boşluk, gizlilik, işletim, boşluk, yetkilendir, boşluk, hızlı eri, tuş ve harf bildirim, ışık, kulaklıkla, tek el modu, erişilebilirlik, erişil, geri düğü, erişilip, ses tuşu, kısa yolu, indirilen, hiz, at clear, açık at clear tarafı, canlı altyazı, at, erişilebilirlik menüsü, açık Joshua ekran okuyucu, açık Joshua ekran okuyucu tarafından sunuldu. Bu menü farklılık gösterebilir. Samsung cihazlarda özellikle ayarlardan doğrudan erişilebilir, ulaşılabileceği gibi Xiaomi telefonlarda ek ayarlar bölümünden erişilebilir, ulaşılmaktadır. Gelelim buradaki seçeneğe. Joshua'ya girdik. Evet, erişilebilirliği aktifleştirdiğimizde, tamamı iptal dediğimizde tamamı tıklıyoruz ve etkin hale geliyor. Joshua ekran okuyucu, görme engelli kişileri ayarlar düğme. Joshua ekran okuyucu, görme engelli kişilerin mobil telefonlarını kullanmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuş bir programdır. Ayarlar düğme. Evet, bu tanıtımından sonra ayarlara girelim ve bakalım neler var. Joshua ekran okuyucu, Joshua ekran 2.0.1, Joshua ekran 2.0.19128. Bu arada 28 Ekim versiyonu. Sentezleyici ayar, genel ayarlar. Ana ekranda sentezleyici ayarları, geri bildirim ayarları, hareket ayarları, içerik sunum ayarları, bildirim ayarları, gelişmiş ayarlar, plajinler ve araçlar, ek kaynaklar indir, erişilebilirlik ayarları, kullanıcı merkezi, yardım ve geri bildirim, biyoteknoloji kod, yardım ve geri bildirim gibi ana menü öğeleri var. Burada öncelikle yapılması gereken ayarları şöyle bir ele alalım. Kullanıcı erişilebilirlik, ek kaynak, plajinler, gelişmiş ayar, bildirim ayarları, içerik sunum, hareket ayarları, geri bildirim ayar, sentezleyici ayar, genel ayarlar, sentezleyici ayarları. Şimdi bu programın ayarlarına girdiğinizde arkadaşlar tek bir sentezleyici motorunu kullanmanızı öneririm. Şimdi bu ne anlama geliyor? Girelim ve bakalım. Sentezleyici, yukarı gittik, sentezleyici ayar, ana sentezleyici motoru, yeni Gmail bildirimi, Betül Boy, ikinci sentezleyici motoru, bildirimler ve ek bilgilerin seslendirilmesi için kullanılan ses motorudur. Ana ses motoru ile aynı ses motorunu seçmek, yalnızca bir ses motoru kullan, yeni Gmail bildirimi, tek sentezleyici kullan, seçim kutusu seçili. Evet, şimdi arkadaşlar burada tek sentezleyici kullanı işaretlediğinizde gerek bildirimlerde ayrıca farklı bir seslendirme kullanılmamasını sağlamış oluyorsunuz ve tek sentezleyici ile siz ayarlarınızı yapmış oluyorsunuz. Böylelikle aynı ses motorunu bütün bölümlerde, bütün alanlarda kullanabilirsiniz. İkinci ana sentezleyici motoru, içeriklerin okunması için kullanılan sentezleyici motorudur. Seçilen ses motoru çalışmazsa uygun olan ilk ses motoru kullanılacaktır. Evet gibi ayarı. İkinci tek sentezleyici sistem metinden konuşma çıktısı ayarları. Burada doğrudan bakın sentezleyici ayarlarına girdik. Sistem ayarlarındaki dil ve giriş seçenekleri, daha doğrusu metinden okuma seçeneklerine erişim sağlamış oluyoruz. Kunaysan sentezleyici ayarları. Buna girmenize gerek yok. Bu Çince bir sentezleyici. Geri düğme. Joshua ekran oku. İçerik sunum ayarları. Bildirim ayarları. İçerik hareket ayarları. Geri bildirim ayarları. Sentezleyici ayarları. Şimdi burada yine geri bildirim hareket ayarları. Hareket ayarlarında önemli bir ayarımız var. Hareket ayarları, yukarı git, hareket, parmak hareketleri paketi, varsayılan, parmak hareketi tanımları, parmak hareketi ayarları, bu hareket uygulamaya özgü parmak hareketli oyuncu modunu kullan, alternatif hareket ayarları. Bakın burada hareket ayarlarından alternatif hareket ayarlarına kaydırma ayarları, alternatif hareket ayarları girebiliriz. Alternatif sola ve sağ hızlı kaydırma listelerde hızlıca gezinir. Seçim kutusu seçili listelerde hızlı bir alternatif hareket ayarları. Benim yapmış olduğum ayarları da duymuş oluyorsunuz. Sola ve sağ, sol hareket kısa yolu. Bu fonksiyon yalnızca bir sağ hareket, alternatif hareket ayarları. Burada işte sola ve sağa kaydırma ile listelerde hızlıca gezinmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Sola ve sağ hızlı kaydırma, geri düğme, hareket oyuncu modunu kullan, uygulamaya özgü parmak oyuncu modu, alternatif hareket ayarları, kaydırma ayarları.
Burada yine alternatif hareket ayarlarından geri geldiğimizde kaydırma ayarları var. Kaydırma ayar, kaydır, soldan sağa kaydırarak gezin. Seçim kutusu seçili değil varsayılan hareket grubu kullanılırken sola veya sağa kaydırarak odağı değiştirin. Aşağı yukarı kaydırarak kısa yol işlevlerini gerçekleştirin. Gayet açık. Yani siz standart soldan sağa kaydırma özelliğini kullanmak istiyorsanız bunu aktif hale getirebilirsiniz. Bu yani standart dokunmatik telefon kullanma ayarları anlamına geliyor aslında soldan sağa kaydırma. Web sayfalarında türe göre göz at. Seçim kutusu seçili. Web sayfalarında türe göre göz at. Şimdi nereden geldik buraya? Tekrarlayalım. Joshua ekran okuyucusunun ayarlarına girdikten sonra hareket ayarları, hareket ayarlarından da doğrudan burada biz kaydırma ayarlarına gidiyoruz ve bu seçenekleri işaretliyoruz isteğimize göre. Eski odak değiştirme yöntemini web sayfalarında türe göre eski odak değiştirme yöntemini kullan. Seçim kutusu seçili. Bunun çok işlev olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum ama eski odak değiştirme yöntemi standart Android'de kaydırma hareketlerinde zannediyorum erişebilirlik imajını hareket ettirirken kullanılan standart kaydırma hareketi anlamına geliyor diye düşünüyorum. Sayfaları otomatik kaydır. Seçim kutusu seçili. Sayfa sonuna ulaşıldığında otomatik olarak sonraki sayfaya geç. Evet, gayet Kaydırma açıklayıcı. ayarları. Şimdi kaydırma ayarlarında iki önemli ayar. Bir tanesi soldan sağa, sağdan sola. Bir diğeri de web türlerine göre. Bu ne anlama geliyor? Bunu işaretlediğinizde başlıklar, denetim noktaları yani form alanları gibi noktalar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman siz eğer soldan sağa seçtiyseniz parmak hareketini yukarıdan aşağı kaydırmayla bir web sayfası elementleri arasında gezinme yapabilirsiniz. Eğer bunu işaretlemediyseniz yani soldan sağa kaydırma ayarları yerine Joshua bildiğiniz gibi varsayılan da yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı kaydırmayla öğeler arasında geçiş yapar. Dolayısıyla web Yeni Gmail bildirimi Bernard Hem. Soldan sağa şunu kaydırarak şey gezin. yapalım. Seçim kutusu seçili değil Web varsayılan hareket grubu kullanılırken. Sola veya sağ web sayfalarında türe göre göz at. Seçim kutusu seçili. Evet, bu web sayfalarında özellikle sağdan sola, soldan sağa kaydırmayla hani dikey konumda siz öğeler arasında gezinmeyi etkinleştirdiyseniz bu başlıklar, form alanları arasındaki seçeneklerde sağdan sola, soldan sağa kaydırma hareketiyle ulaşırsınız. Geri düğme. Hareket ayar uygulamaya özgü parmak oyuncu modunu kullan. Uygula parmak hareketi tanımları. Burada yine parmak hareketi tanımlarını yönetebiliyorsunuz. Varsayılan hareket, yardım ve geri bildirim hareket, tamam düğme. Varsayılan hareket, yardım, tamam bir varsayılan. Varsayılan hareket, yardım ve geri bildirim hareketler açıklamalarına bakın. Burada yine böyle bir ibare Tamam düğme, gelmiş. varsayılan. Varsayılan hareket, tamam düğme. Hareket ayar, parmak hareket uygulamaya özgü parmak hareketleri, parmak hareketi ayarları. Bu hareket uygulama oyuncu modunu kullan. Alternatif hareket kaydırma ayarları, kenar hareketi ayarı, kısa yol tuşu ayarları. Burada kısa yol tuşu ayarları var. Bunların bazılarını Kısa yol tuşu ayarı, kısa yol etkinleştirebiliyoruz. ses tuşlarını kısa yol tuşu olarak kullan. Seçim kutusu seçili çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için ses tuşlarına uzun basın. Ses ayarlanırken sistem ses ayar panelini göster. Seçim kutusu seçili değil. Düzenli ses ayarlanırken sistem ses ayar panelini göster. Seçim ses ayarlanırken sistem ses ayar panelini göster. Seçim kutusu seçili. Evet, bu bende işaretli değilmiş. Bunu işaretlediğinizde örneğin sağ üst tarafta bu işte ses kısmı veya güç tuşunun olduğu yerde zannediyorum çıkıyor. Medya, zil sesi, alarm gibi ses ayarlarını yönetebiliyorsunuz. Düzenleme modunda imleci hareket ettirmek için ses tuşlarını kullan. Seçim kutusu seçili değil. Düzenleme modunda imleci hareket ettirmek için ses tuşlarını kullan. Seçim kutusu seçili. Bakın bu da yine düzenleme modunda bir önceki karakter ve bir sonraki karakter için ses tuşlarını Odağı kullanabilirsiniz. taşımak için yön tuşlarını kullanın. Seçim kutusu seçili değil. Odağı taşımak için yön tuşlarını kullanın. Seçim kutusu seçili. Kulaklık tuşlarıyla ekran okuyucuyu kullan. Seçim kutusu seçili değil. Sonraki öğeye gitmek için kulaklık tuşuna kısa basın. Sesli yardımcıyı açmak için uzun basın. Kulaklık tuşları, ses açma ve kısma tuşlarını aynı anda basma. Dokunarak taramayı duraklat. Ses açma tuşuna kısa basma. Ses açma tuşuna kısa basma fonksiyonunu özelleştirin. Ekrana dokunulduğunda sesi artırın. Yalnızca premium kullanıcılar için ses açma tuşuna uzun basma. Ses kısma tuşuna kısa basma. Ses kısma kısa yol tuşu ayarları. Evet, buradaki diğer ayarları az önce atladığım premium seçenekler içinde. Geri düğme. Hareket ayar oyuncu modunu kullan. Oyun uygulamaya özgü par oyuncu mod alternatif hareket ayarları. Kaydırma ayarları. Kenar hareketi ayarı. Kısa yol tuşu ayarları. Dokunma hareket ayarları. Çoklu parmak hareketleri. Dokunma hareket ayarları. Dokunma hareket dokunma tek dokunarak etkinleştir. Seçim kutusu seçili değil oda köşesini etkinleştirmek için bir kez tıkla. Şimdi bakın hala hareket ayarlarındayız. Yani Joshua'ya girdikten sonra erişebilirlik menüsünde ayarlardan ana ekranda çıkan hareket ayarları içerisinde. Şimdi dokunma ayarını inceliyoruz. Öğeleri etkinleştirmek için parmağı kaldır.
Seçim kutusu seçili değil, parmağınızı yukarı kaldırmak. Altındaki bir öğeyi etkinleştirir. Park erişilebilirlik tıklaması yerine doğrudan dokunmayı kullan. Seçim kutusu seçili değil Android 7 ve üzeri cihazlarda. Bu özellik dokunuşlara geç tepki veren uygulamalardaki tepki sorununu uzun tıklama gerçekleştirmek için tıkla ve parmağı kaldır. Seçim kutusu uzun basıldığında eylem menüsünü görüntüle. Seçim kutusu seçili değil odak öğesine uzun basıldığında kısa yol menüsünü görüntüle. Yalnızca premium kullanıcılar için eylem menüsünde devre dışı eylemleri göster. Seçim kutusu seçili. Dokun ve beklet 750. Dokunma hareket ayağı tek dokunarak etkinleştir. Geri düğme. Evet, burada hareket da önemli bir şey yok. Kısa yol tuşu, dokunma hareket ayağı çoklu parmak, parmak izi okuyucu, diğer ayarlar. Parmak izi okuyucu hareket ayarları. Yine bu parmak izi okuyucuda önceki sonraki öğe gibi ayarlara giriş yapıyoruz. Bakalım neleri değiştiriyoruz. Parmak izi okuyucu hareket ayarları. Diğer ayarlar. Yukarı git düğme. Yani. Hareket ayar, parmak hareketi ayarları. Bu hareketler ücretsiz sürümde kişiselleştirilememektedir. Geri düğme. Geri geldim. Erişilebilirlik ayar, kullanıcı merkezi. Erişilebilir, ek kaynaklar indir. Plajinler ve gelişmiş ayarlar, bildirim ayarları. İçerik sunum ayarları, hareket ayarları, geri bildirim ayarları. Hareket ayarları, içerik sunum ayarları. Evet, şimdi burada içerik sunum ayarları var. Önemli. İçerik sunum ayarları, yukarı içerik sunum ayarları, ipucu ayarları. Liste ayarları. Etiket sunum ayarları. Dinamik içerik ayarları, ekran durum bildirimi, sözlük ayarları, içerik filtreleme ayarları, yukarı git düğme, içerik sunum ayarları, ipucu ayarları, içerik sunum ayarları, ipucu liste ayarları, etiket sunum ayarları, dinamik etik liste ayarları, ipucu ayarları, içerik sunum ayarları, ipucu ayarları, ipucu kullanım ipuçlarını oku, seçim kutusu seçili değil kullanmakta olduğunuz uygulamaya ait etkileşim ipuçlarını okuyun. Bu ipucu seslendirmeleri. Mevcut düğüm bilgisini oku. Seçim kutusu seçili değil, gelişmiş tarama modunda odaktaki düğüm hakkında ek bilgiler alın. Arayan bilgisi. Seçim kutusu seçili çağrı geldiğinde arayanın numarasını ve ismini söyle. Ses seviyesi ayarlama uyarısı. Seçim kutusu seçili ses seviyesi ayarlanırken yüzdeleri sesli oku. Pencere değiştiğinde tüm pencere içeriğini oku. Seçim kutusu seçili değil. İpucu ayarları. Geri düğme. İçerik sözlük ayarları. Ekran durum bildirimi. Dinamik içerik ayarları. Etiket sunum ayarları. Liste ayarları. İpucu ayarları. Liste ayarları. Liste ayarlarına gelelim. Liste ayarları. Liste konum bilgisini oku. Seçim kutusu seçili değil ekranı kaydırırken liste konum bilgisini oku. Odaktaki öğenin numarasını oku. Seçim kutusu seçili değil odaktaki liste öğesinin numarasını oku. Bunu dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Şimdi şöyle buradaki bütün ayarlar listeyle ilgili kaçıncı örneğin işte bir kaydı marketiyle geldiniz. 30 öğeli bir liste var. 29. öğe veya 25. öğe. Bunları seslendirebiliyor. Aynı zamanda bunları işaretlerseniz şunu liste özellikle. Liste ayarları. Liste konum bilgisini oku. Seçim kutusu seçili değil ekranı kaydırır. Liste ayarları. Liste konum bilgisini oku. Seçim kutusu seçili değil ekranı kaydırırken liste konum bilgisini oku. Evet yani hani hangi öğenin içerisindeyse üzerindeyse odak onun numarasıyla birlikte okur. Odaktaki öğenin numarasını oku. Seçim kutusu seçili değil odak kaydırılan listelerde öğe numaralarını oku. Seçim kutusu seçili listeleri kaydırırken öğe numaralarını oku. Yine bu listeleri kaydırırken öğe numaralarını sıraya göre okur. Liste ayarları. Geri gelelim buradan. İçerik sunum ayarları. Yukarı git düğüm. İçerik ipucu. Liste ayar. Etiket sunum ayarları. Etiket sunum ayarları. Odaktaki kontrol ismini oku. Seçim kutusu seçili odaktaki öğenin tür. Etiketsiz öğelerin etiketlerini tahmin etmeyi dene. Seçim kutusu seçili değil isimsiz öğelerde. Odaktaki etiketsiz öğelerin etiketlerini tahmin etmeyi dene. Seçim kutusu seçili isimsiz öğelerde. Odaktaki öğenin tanımı okunur. Yeni etiketsiz kontrollerin sıra numaralarını oku. Seçim kutusu seçili değil öğenin etiket veya tanımı bulunmuyorsa bile. Odaktaki liste öğesinin sıra numarasını oku. Etiket sunum ayarları. Evet. Bunlar yine etiket sunum ayarları, etiketsiz düğmelerin ne şekilde seslendirilebileceği veya uygulamada tanımlı değilse en azından tahmin edilebilmesiyle alakalı bir ayar. Geri düğme. İçerik geri sunum gelelim. Ayarları. Yukarı git düğme. İçerik sunum ayarları. Geri düğme. Cheshire plajinler ve araçlar. Gelişmiş ayarlar. Bildirim ayarları. İçerik sunum ayarları. Şimdi içerik sunum ayarları böyle şu ana kadar hareket ayarları, içerik sunum ayarları önemli olarak hani bu programı kurdunuz. Önce yapılan ayarları ele alıyoruz. Bildirim ayarları. Bildirim ayarlarına gelelim. Bildirim ayar, yukarı bildirim ayar, bildirimleri oku. Seçim kutusu seçili. Bildirimleri sesli oku. Bildirim kara listesi. Kara listeye bildirim beyaz listesi. Beyaz liste öğelerine ait bildirimler her zaman seslendirilecektir. Kara listede de tam tersi. Diğer ayarlar. Yukarı git düğme. Diğer ayarlar. Diğer ay bildirim özeti. Seçim kutusu seçili değil. Bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcı kilitli ekranda bildirimleri oku. Seçim kutusu seçili değil. Bildirim kaynağını oku. Seçim kutusu seçili. Diğer ayarlar. Bu bildirimlerin içerisindeki diğer ayarlardı. Geri düğme. Bildirim ayarları. Geri düğme. CSO ekran okuyucu. Hareket ayarları. İçerik sunuma. Bildirim ayar. Gelişmiş ayarlar. Şimdi burada. Plajinler ve araç. Gelişmiş ayarlar. Gelişmiş ayarlar da bakalım. Gelişmiş ayarlar. Sesli yardımcı ayarları. Zamanlayıcı ayarları. Şimdi burada zamanlayıcı ayarı özellikle. Zaman yukarı. Zamanlayıcı ayarları. Zamanı söyle. Seçim kutusu seçili değil. Belirlenen zamanı bildir. Alarm aralığı geçersiz. Alarm başlama zamanı geçer. Alarm bitiş zamanı geç. Zamanlayıcı konuşma uyarısı. Seçim kutusu seçili.
Zamanlayıcı konuşma uyarı. Ben bunu aslında devre dışı bırakmam daha doğru olacak. Zamanlayıcı konuşma uyarısı. Anımsatıcı aralığı. Çünkü burada zamanlayıcı etkinleştirdiğinizde kilit ekranında çok farklı rakamlar seslendirilebiliyor. Zamanlayıcı titreşimli uyarısı. Seçim kutusu seçili. Zamanlayıcı ses uyarısı. Seçim kutusu seçili. Zamanlayıcı. Zamanlayıcı etiket yönetimi. Yukarı git düğme. Gelişim menü ayarları. Güç ayarları. Hareket ayarları. Kaynakları yönet. Otomatik olarak zamanlayıcı ayarları. Otomatik olarak çalışan plajinler. Kaynakları yönet. Kaynak parmak hareketlerini yönet. Burada yine kaynakları yönetten, parmak hareketlerini yönet. Araçları yönet. Ses paketlerini yönet. Özel etiketleri yönet. Bakın kaynakları yönet. Burada gelişmiş ayarlara biz yine Jaşo ekranı kucusuna girdikten sonra kaynakları yönete geldik. Ses paketlerini yönet. Burada ses paketlerini yönetebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Özel etiketleri yönet. Özel etiketleri buradan yönetebilirsiniz. Panoyu yönet. Panoyu ile ilgili kopyaladığınız öğeleri bakabilirsiniz. Sık kullanılan öğeleri yönet. Zamanlayıcı. Yedekleri yönet. Kaynakları yönet. Ya da yedekleri yönetebilirsiniz. Parmak plajinleri yönet. Parmak hareketleri. Parmak hareketlerinden bakalım var mı? Parmak hareket custom seçili değil. Dolaşım seçili değil. Kaydırma seçili değil. Özel seçili değil. 002 seçili değil. Sil düğme. Tümünü seç düğme. YEDEKLE düğme. Parmak hareketlerini custom seçili değil. Dolaşım seçili değil. Burada bunu herhangi custom parmak hareketleri custom tanesini seçili. Seçip dolaşım kaydırma özel 002 sil düğme. Tümünü seç düğme. YEDEK parmak hareketlerini yönet. Yedekleyebilirsiniz. Geri düğme. Geri gelelim. Kaynakları yönet. Ses paketlerini yönet. Özel etiketleri yönet. Panoyu yönet. Özel ses araçları yönet. Plajinleri yönet. Parmak hareketlerini. Yeni WhatsApp bildirim artık. Kaynakları yönet. Yedekleri yönet. Kaynakları yönet. Evet. Şimdi buradan geri gelelim. Geliş güç ayarları. Hareket ayarları. Kaynakları yönet. Hareket ayarları. Hareket ayarları. Hareket düzenleme modunda sözcükleri parmak hareketleriyle seç. Seçim kutusu seçili değil. Bu fonksiyon yalnızca premium odak konumunu hatırla. Seçim kutusu seçili değil. Odak konumunu menü seçeneğini etkinleştirmek için parmağı kaldır. Seçim kutusu seçili değil. Yazılım gezinme tuşlarını etkinleştirmek için parmağı kaldır. Seçim kutusu seçili değil. Ekran okuyucuyu yalnızca bildirim çubuğundan yeniden etkinleştirmeye izin ver. Seçim kutusu seçili değil. Hareket ayarları. Evet arkadaşlar, buradaki hareket ayarları da gelişmiş ayarların içerisindeki hareket ayarlarıydı. Gelişmiş ayar, menü ayarları, güç ayarları, hareket ayarları, kaynakları, hareket güç ayarları. Güç ayarlarına gelelim. Güç ayarları. Güç tasarrufu modu. Seçim kutusu seçili değil. Pil tüketimini azaltın. Arka plan koruma. Seçim kutusu seçili değil. Ekran güç ayarları. Şimdi burada özellikle kendi Jaşo ekran okuyucum içerisindeki ayarlar üzerinden konuşuyoruz. Bu ayarları siz kişisel olarak güncelleyebilirsiniz. Ben bu anlatımda özellikle sizin yapabileceğiniz ayarları ele alıyorum. Mesela güç ayarlarına çok dokunmamakta fayda var. En azından ben bu ayarları performans açısından pek dokunmuyorum. Geri düğme. Gelişmiş menü ayarları. Güç ayarları. Menü ayarları. Şimdi menü ayarlarına bakalım. Menü ayar. Çok sütunlu menü kullan. Seçim kutusu seçili değil. Ana menüyü özelleştir. Çok sütunlu menüyü özelleştir. Kayan sabit menüyü kullan. Seçim kutusu seçili değil. Kayan sabit menüyü kullanmayı dediğimiz zaman bunu etkinleştirdiğimizde ekranın üst ortasında bir menü belirleyecek. Kayan sabit menüyü kullan. Kayan sabit menü ayarları. Menü ayarları. Kayan sabit menü ayarları. Yine bu menünün içerisinde olması gerekenleri seçebiliyorsunuz. Şu ana kadar yaptığımız bütün işlemler, yani şu ana kadar derken burayla ilgili gelişmiş ayarlar içerisindeydi. Yani Jaşo'ya girdik ve gelişmiş ayarlardayız. Kayan sabit menü ayar. Kayan sabit menü ayarları. Jaşo ekle. VARSAYL ana menü. Jaşo ekran okuyucu. Ekle. VARSAYL ekle. Yine buraya ekle diyerek biz menüyü ekleyebiliyoruz. Menü ayarları. Geri düğme. Gelişmiş ayar. Menü ayarları. Diğer ayarlar. Yedekleme ve geri yükleme ayarları. Yukarı git düğme. Yedekle. Diğer ayarlar. Diğer ayar. Otomatik güncelleyiciyi etkinleştir. Seçim kutusu seçili değil. Otomatik OCR kullanımı. Seçim kutusu seçili değil. Bu fonksiyon yalnızca prim OCR tanıma motoru. Etiket paylaşma. Seçim kutusu seçili sunucudan özel etiketlerin kullanıcı sözlüğü geçerli olması için yeniden baş. Diğer ayarlar. Geri düğme. Gelişmiş ayarlar. Hareket ayarları. Güç ayarları. Menü ayarları. Diğer ayarlar. Yedekleme ve geri yükle. Yukarı git düğme. Gelişmiş sesli yardımcı ayar. Zamanlayıcı ayarları. Sesli yardımcı ayarları. Burası da zannediyorum bir asistan ama bu asistan sesli yukarı sesli yardımcı ayarları. Türkçe değil. Konuşma tanıma dili. Tanıma motoru. Sistem konuşma tanıma motoru. Yalnız sesli komut ayarları. Sistem konuşma tanıma motoru. Yalnızca tanıma motoru olarak sistem seçildiğinde geçerlidir. Tanıma motoru. Konuşma tanıma dili. Sesli yer konuşma tanıma motoru. Tanıma sistem seçili değil. Motor 1 seçili. Motor 2 seçili. Motor 3 seçili değil. İptal düğme. Motor sistem seçili değil. Sesli yardımcı ayarları. Sistem sesli komut ayarları. Sistem tanıma motoru. Konuşma tanıma dili. Sesli konuşma tanıma.
Konuşup Çince basitleşti. Çince gelen İngiliz iptal düğme. Konuşma tanıma dili. İngilizce seçili değil. Çince gelenek. Çince basitleştirilmiş geri düğme. Sesli yer sistem konuşma tanıma motoru. Tanıma motoru. Konuşma tanıma dili. Geri düğme. Gelişmiş ayar kaynakları yönet. Geri gelelim. Güç ayarları. Menü ayarları. Diğer ayarlar. Yedekleme ve geri yükleme ayarları. Diğer ayarlar. Geri düğme. CSOF bildirim ayarları. İçerik sunum ayarları. Bildir gelişmiş ayarlar. Plajinler ve araçlar. Ek kaynakları indir. Burada yine ek kaynakları indir diyerek ses paketlerini yönetebiliyorsunuz. Bir takım pluginler var ama arkadaşlar açıkçası onların çok böyle yarattığı farkları görmedim. Erişilebilirlik ayarları. Şimdi burada içerik sunum ayarları, hareket ayarları, geri bildirim ayarları, sentezleyici ayarları, genel ayarlar. Genel ayarlara bakalım. CSOF konuşma hızı. Sentezleyici ses seviyesi. Kullanım ipuçlarını oku. Seçim kutusu seçili değil. Liste konum bilgisini oku. Seçim kutusu seçili değil. Bildirimleri oku. Seçim kutusu seçili. Özel parmak hareketlerini kullan. Seçim kutusu seçili değil. Burada yine özel parmak hareketlerini kullanıp özelleştirebilirsiniz. Özel parmak hareketi ayarları. Özel parmak hareketlerini kullan. Özel parmak hareketi, özel parmak hareketi, özel, çıkış özel. Diğer seçenekler yukarı kaydır, var aşağı kaydır, varsayılan. Sola kaydır, işlev ön sağa kaydır, işlev sonraki, önce sola sonra sağa kaydır, varsayılan. Önce sağ sonra sola kaydır, işlev kopyala. Önce yukarı sonra aşağı kaydır, varsayılan. Önce sağ sonra sola kaydır, işlev kopyala. Ya buraya istediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Ana menüde şu anı genel ayarlara girdikten sonra kısa yolları özelleştirir. Yani özel parmak hareketlerini onay kutusunu işaretleyip daha sonra buradan istediğiniz parmak hareketini yönetebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle Joshua'yı kurduktan sonra yapmanız gereken ayarlar böyle. Ana ekran düğme, geri düğme, CSO ekran oku, CSO ekran okuyucu, kilit açık. Şimdi şöyle burada hareket ayarları, içerik sunum ayarları, bildirim ayarları, geri düğme, geri gelelim. Uygulamalar, genel bakış, genel tekrardan bakış, attık. Ana ekran düğme, genel bakış düğme, toplam RAM 6G kullanılıp 3.1 ekranı bölü, Gmail, Gmail, ekran, ekran, WhatsApp, WhatsApp, ayarlar, ayarlar, toplam 3.1 ekranı bölü, Gmail, Gmail, kilit, ekran, kayıt, toplam RAM 6G, ana ekran düğme, ana ekran, uygulamalar, menü, sesli ya, eklenti, programa, sesli git, programa ya. Hareket ayarları, içerik sunum bildirim ayarları, içerik hareket geri bildirim ayarları, sentezleyici ayarları, geri bildirim ayarları. Şimdi burada geri bildirim ayarları var. Sentez, genel ayarlar. Şu ana kadar az önce genel ayarlara baktık. Sentezleyici ayarlarda tek ayarı motorunu etkinleştirmeyi tercih ettik. Geri bildirim ayarları. Şimdi geri bildirim ayarlarına. Geri bildirim ayar, yukarı geri bildirim ayar, sesli geri bildirim, seçim kutusu seçili, ses efekti, ses yüksekliği, ses paketleri. Buradan yine bakın geri bildirim ayarları içerisinde ses paketini ayarlayabiliyoruz. Titreşimli geri bildirim, seçim kutusu seçili. Titreşim yoğunluğu. Yukarı git büyük titre, titre ses paketleri. Hatta bir tanesini paketi, değiştirelim ses, bakalım. Super Mario World X'i bir salt back seçili değil. Tema JAWS Windows XP seçili değil. Tema J Windows iptal düğme. Windows Tema JAWS seçili değil. Geri bildirim ayarları. Titreşim yok. Yukarı git geri bildirim ayarları. Sesli geri bildirim, ses efekti, ses yüksek paketleri. Titreşimli geri bildirim, titreşim yoğunluğu. Yukarı git düğme. Evet. Şimdi ben bir tanesini değiştirmiş oldum böylelikle. Şimdi gelelim. Ana ekran düğme. Ana ekran 1/4 uygulamalar. Parmak hareketlerine. Burada hareket menüsü için yani ilk daha doğrusu ana menü için yukarıdan aşağı ve sağ hareketi yapıyoruz. Bunun için ekranın sol köşesinde tabii ki tuttuğunuzda bas alarak en baştan ana menüye şimdi erişim sağlayabildik. Gezinme menüsü. Liste tarama. Ekranın tamamını oku. Sesli yardımcı. Eklentiler. Program ayarları. Sesli geri bildirimi duraklat. İptal düğme. Sesli geri iptal daha fazla düğme. Sesli geri bildirimi duraklat. İptal daha fazla. Şimdi bu ana menümüz. Gezinme menüsü. Liste tarama. Ekranın tamamı. Liste gezinme menüsü. Burada gezinme menüsünün her birine tıkladığımızda. Gezinme menüsü. Gezinme menüsü. İptal düzenle düğme. Tüm metin düğme. Cümle düğme. Sözcük düğme. Paragraf düğme. Paragraf. Uygulamalar. Paragraf, sözcük, cümle, düğme. Sözcük, cümle. Tüm metin, düğme. Tüm metin. Düzenle, düğme. Düzenle. İptal düğme. Gezinme menüsü, cümle. İptal düğme. Gibi seçeneklerden birini tercih edebiliyoruz. Tabii ki şu an bu filtreledi ve ekrandaki bütün metinsel içeriği bana listelemiş oldu. Ben bunun arasında paragraf, cümle veya çeşitli orada belirtilmiş öğeler arasında gezebilirim. Veya mesela bir ibarenin üzerindeyse imleç. Düzenle, düğme. Düzenle diyerek. Düzenleme, cümle. Düzenleme, cümle. Uygulamalar. Düzenleme, iptal düğme. Düzenleme, cümle. İptal düğme, tamam düğme geçersiz, kopyala düğme, cümle düğme, sözcük düğme, paragraf düğme, uyut düzenleme cümle. Arasına geçiş. Paragraf, sözcük düğme, cümle düğme, kopyala düğme, tamam düğme geç, iptal düğme. Yapabilirim. Endijina, Google haberler, menü, sesli yardım, eklentiler, program ayarları, sesli geri bildirimi durak, eylemler düğme, iptal düğme,
Eylemler düğmesi. Bakın yine bu yukarıdan aşağı ve sağ menü içerisinde her bir öğe ile ilgili eylemler menüsü de görünüyor. İptal düğmesi. Burada bir de iptalin hemen yanında daha fazla diye bir düğme var. Özetiniz. İleri düğme. Özetiniz. 20 geri düğme. İleri 5. Canlı yayında menü. Menü. Gezin liste. Ekranın sesli ekler. Program sesli iptal bir daha fazla düğme. Menü. İlgili tüm haberler. Gelişmiş ayarlar. Otomatik tarama. Yeni hareket menüsü. Gelişmiş otomatik okuma modu. Bakın okuma modu, gelişmiş ayarlar. Liste tarama. Liste tarama. Gelişmiş tarama modunu aç, gezinme menüsü. Gelişmiş tarama modunu aç veya kapat. Bunu açmayın arkadaşlar. Bu çok karışık bir durum. Gezinme menüsü. Sözcük gezinme modu. Ekranın tamamını oku. Tam metin tarama. Ekranın tamamını oku. Şimdi burada mesela sözcük gezinme modunda bir paragrafta ya da bir içerikte sözcük sözcük karakter şeklinde gezebiliyorsunuz. Tam metin tarama. Tümünü seç. Sesli yardımcı. Metin tanıma. CSO kamera. Eklentiler. Plajinler ve araç program ayarları. Dokunarak taramayı duraklat. Sesli geri bildirimi duraklat. Şimdi burada bakın ana menüye girdikten sonra dokunarak taramayı duraklat. Bildirim kutusu. Sesli geri bildirimi durak. Yeni bildirim kutusu. Şimdi bildirimleri buradan listeleyebiliyorsunuz. Bildirim panelini aç. Gelişmiş metin düzenleme. Parmak hareketlerini düzenle. Parmak hareketlerini düzenleyebilirsiniz. Perde. Bakın perde. Yani bu perde de ekran perdesi anlamına geliyor. Biz bunu yapmak için, gelmek için öncelikle yukarıdan yukarıdan aşağı sonra sağ hareketiyle menüyü açtık. Oradan kaydıra kaydıra iptalden sonra gelen daha fazla düğmesine tıklayarak oradan bu perdenin de içerdiği menüye giriş yaptık. Sanal ekran. Hızlı tarama. Ya sanal ekran bu JAWS'taki sanal ekran gibi düşünün ama bu tabii çalışmıyor. Ayrıntılı gezinme modu. Sanal gezinme. İptal düğme. Ve sanal gezinme gibi seçenekler var. Şimdi bu hareketlerin tam tersine yani aşağıdan yukarıya yapalım. Tersle. Hareket menüsü. Hareket menüsü temizle. Hareket menüsü temizle. Bu bir yazım alanındaki tüm öğeleri temizlemek için. Seçim menüsü. Seçim menüsü ekranın yakaladığı metinler arasında seçim yapmak için. Kopyala. Adı üstünde. Kopyala. Bu premium özellik için. Yapıştır. Yapıştır. Pano menüsü. Pano menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Sık kullanılanlar. Sık kullanılan en çok ayarları buradan görebilirsiniz. Düzenleme. Düzenleme. Gelişmiş metin kopyalama. Gelişmiş ayarlar düğme. İptal düğme. Düğme geçersiz. Daha fazla düğmesi de burada yok. İptal, hareket menüsünde gelişmiş ayarlara erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İptal düğme. Burada bir de sözcük modu ve odak modu var. Şöyle yarım daire çizeceksiniz. Sağdan sola doğru. Kamera. Sözcük modu. Şimdi sözcük modunda bakın ben bir öğenin üzerindeyken sağ sol yön tuşu sağ sol parmak hareketi. K, büyük harf, K, A, küçük, M, küçük, B, küçük, A, küçük harf, A. Bakın kameranın üzerindeyken o şekilde yaptım. Bir de yukarı aşağı kaydırayım parmağımla. Telefon. Kamera. Evet. Bu sefer de ekranda ben sözcük sözcük gezebildim. Şimdi tam aksini daha doğrusu benzer hareketi yaparak odak tarama. Odak taramayla artık öğeler arasında geçiş yaptım. Şimdi bunu yapmam için benim tek parmağımla ekranın sağ tarafından sol tarafa doğru paralel yanlardan yani hani sağ taraftan sol tarafa doğru bir yarım daire çizdim. Bunu yaparken baş parmağınızı şarj çıkışının olduğu noktaya koyup tek parmağınızla da hafif böyle eğimli hareket etmeniz WhatsApp lazım. WhatsApp için avukat ol, telefon. Sözcük modu. Telefon. Odak tarama. Odak tarama. Evet. Yine iki parmakla dokunarak tarama etkin. Dokunarak tarama duraklatıldı. Dokunarak tarama etkin. Az önce ayarladık. Ses açma ve kısma tuşuyla da biz benzer bir şekilde odak tarama modunu etkinleştirip duraklatabiliyoruz. Arkadaşlar Joshua Ekran Okuyucusu'nun 28 Ekim versiyonu bu şekilde dediğim gibi kaydırma hareketleriyle erişim sağlayabiliyorsa ha, bir de şunu göstereyim bakayım olmuş mu? Google App Search. Google Search. Bay Search. Sesli arama düğümü Search. Google App Search. Bu keşfete git Search. Google arama Search. Search. 4G telefon sinyali tam. Google Search. Search. Evet aslında şuraya tam bir menü koyması gerekiyordu ama o menüyü bende koymamış. Oraya
kayan menü etkinleştirdiğinizde sizde bir menü gelecektir arkadaşlar. 29'daki telefon. 29 dakika 49 saat telefon. Telefon. Kamera. 20 telefon. 29 dakika 50 envision ağız. 29 telefon. Klik kamera. Klasör play. 30 dakika 3 saniye. Envision ağız. Google özetiniz. 30 dakika 6 saniye. Telefon. Kamera telefon. 30 dakika 9 saniye. Envision ağız. 30 dakika 13 saniye. Telefon. 30 tele kamera. Klasör play. 30 dakika 18 saniye. Şimdi uygulamalar. Antalya K, Ekek, Epe, As, Asis, Odi, Ayar, Barkodok, Bem, Bilet, Fis, Canlan, C, Krom, Krom, Cicek, Cevit, Dijik, Dokümat, Dosik, Drive, Duo, E-Devlet, Ekran Kaydedici. Ekran Kaydedici'ye gidip kaydımı durduracağım arkadaşlar. Ekran Kaydedici düğme. Uygulamalar. Google Haberler. 30 dakika 38 saniye. Kaydı durdur. Evet. Bir sonraki anlatıma kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu anlatımda Joshua Ekran Okuyucusu'nu ele aldım. Uygulama Akademisi YouTube portalına ve uygulamaakademisi.com'a dahil olmayı unutmayın ki bu anlatımları yaptığımda siz de haberdar olmuş olun arkadaşlar.